Ben adamı böyle gaza getirmiş, diktiririm karşıma eski IŞİD bayraklığı, şimdi Türk bayraklığı motosikleti. Karşımda 30 bitecektir. Açığa çıkarmak için boklarına devam et. Karşıma da olaylar çıkar bakalım. Tanımadı değil mi beyaz sakalıyla? Benden yaşlıya benziyordu. Tanımadım ya. İşit. Yani, sabah vaktiydi be. Yukarıda belki bakanlar, seyredenler vardı. Allah'tan korkunuz yok mu be? Gelseydi buraya sadece bana hesabı burada yapsaydı. Videoda pek seçilmiyor ama umarım birinin aletleri şu bu var, onu netleştirecek. Çalışanlar bunlar ha. Böyle maaşlı. Böyle şeytanlıklar yapmak için. Birisi senaryoları yazıyor. Ona devlet tiyatrosu, gelin devlet tiyatrosu. Teker teker bankacı elemanı, sonunda hepiniz evsiz kalacaksınız. Kiracılar, köleler, bankadan kredi al, ev sahibi ol, hayatın boyu ödeyemediğin. Diğer söylediğim şeylerse tümü zaten, hepsi kanıtlıdır. Bunu çarptırmak isteyen suçludur. O yüzden videolarımdan veya yazdıklarımdan, söylediklerimden kendini hakaret altında bulanlar beni uyarmalıydı. Bunu yazma, bunu çizme, bunu yayınlama. Çünkü yalan demesi lazım ki yalan yok burada. Biri bana gelsin ve bu yaşadığımız her sabah baskılara karşı ne yapabilirim ki başka? Başka yapabileceğim hiçbir şey yok. Şiddete girişemem. Hayatımca yapmadım. Fakat kendimi savundum. O suç mu? O yüzden cezalar yedim, neler çekiyorum. Suç mu be? Kim, nasıl yönetiyorlar bu banka milleti, bu şeyleri yaptıran, karşımda 31 çektiren yaşlı adamı nasıl yönetebiliyor ya bu kanunları? Gelip buraya kanalımızın olduğu yere sıçan bunların emriyle, ki besbelli maaşlı gibi adam geliyor burada sümüklü böcek besliyor, orada karınca besliyor, nelerle. Öyle evsiz barksız, ne diyorlar ne, oh. Türkçe bilmiyorum, giyeceği bile o, kirli suratı hiçbir şey olmayan biri gelecek, pastayla, şunla bunla, yaş pastayla sümüklü böcek karınca besleyecek. İnanılıcı mı? Hadi diyelim deliydi, bir kere yaptı, uyardık. İkinci, neydi o, neyin, kimin askeriydi, Hurere, şu an gelen, siyah poşetle, afiyet olsun.